Merhaba dostlar, Surayu Türk kanalına hepiniz hoş geldiniz. E, nasılsınız, iyisiniz, neler yaptınız bu süreçte? Yine e, bir Bağkur istisnası 318 nolu tebliği istisnası ile alakalı e, karşınızdayız. Uzun zamandır video atamamıştım, e, gelişmeleri takip ediyordum sizler için. Ancak çok bir gelişme olmadı aslında yani en azından bağkurla alakalı değişen eden herhangi bir şey olmadı Bu videoda bugün Bağkur'u kapatma işlemlerinden bahsedeceğim Bilmediğiniz birkaç nokta var sizlerle onları paylaşacağım Videonun ilerleyen zamanlarında bir de püf nokta vereceğim arkadaşlar size bu süreçle alakalı Onun Öncesinde bir sitemim olacak Şimdi bakıyorum Sayenizde e, yorumlarınızdan işte kanalımızdaki video e, önlerde çıkmaya başladı. E, sizlerin destekleriyle e, bir takım daha ilerlere gitmeye başladık. E, sizler için de emek harcıyoruz, uğraşıyoruz. Bazı kanallar e, videolarımızı izliyor. Bizden aldıklarını sanki kendileri yapmış gibi kanallarında alıntı yapıyorlar ben işin burasında değilim hiç problem yok yapabilirler ee, sıkıntı yok biz de başka kanalları takip ediyoruz izliyoruz bu süreçteki gelişmeleri faydalanıyoruz başkaları ne yapmış diye e, takipte kalıyoruz ama kendimiz yapmış gibi anlatmıyoruz orası ayrı ama bunlar kanalımızın altına fake hesaplar açtırıp kendi kanallarını yönlendiren e, mailler atmaya mesajlar atmaya başladılar. İşin etik olmayan kısmı bu yapmayın arkadaşlar e, emeği birazcık saygınız olsun sizin söylediklerinizi biz zaten haftalar öncesinden kanalımızda yaptık takipçilerimize söyledik bunları bunları yapın dedik. Şimdi arkadaşlar süreç tıkanmış durumda size bir iki tane tavsiyem olacak bu videoda e, şimdi Bağkur çıkmaz işte Bağkur çıkarsa bir yaptırımı olmaz. Bağkur'un önemli bir detayı yok. Sadece e, ilerleyen yaşlarda sağlık kontrolünüzü vesaire emekli olup olmamanızı engeller gibi söylemler var. Bazı kanallar bunları söylüyorlar. E, öncelikle şunu söyleyeyim. E, bizim Şubat ayı içerisinde kapatma işlemi başvurusunda bulunmamıza rağmen bugün itibariyle yani Mart'ın 4'ü itibariyle bakın tarihi bir 5'i itibariyle halen e, kapatma işlemimiz yapılmadı ve Mart başında 1400 küsur liralık bir Bağkur borcu daha geldi yani şu anda toplam borcumuz 4258 lira bandında şimdi bir şey olmaz diyoruz değil mi yani Bağkur'dan sıkıntı çıkmaz diyoruz ama e, Bağkur'un şimdi birazdan ekrana da vereceğim ekranda da göreceksiniz faiz işliyor arkadaşlar faiz işlemeye devam ediyor ve bir bu 3 aylık süreçte toplam şu ana kadar 30 liralık bir faiz az gibi görünebilir ama biriktiğinde ciddi rakamlara ulaşabilecek bir faiz yükünün de altında kalabilirsiniz. Yani 5000 liralık borcumuz oldu 7 bin lira. E, i̇stisna bekliyoruz. İstisna çıkacak, istisna çıkacak umuduyla devam ediyoruz hala ama ya çıkmazsa. Şimdi bazı kanalları ben takip ediyorum şimdi biz bir iki videomuzda da başlık atmıştık. işte Bağkur kesinleşti. işte o oldu, bu oldu falan. Hala sözümün arkasındayım. E söyledik. Aksi mi çıktı? Bağkur kesin değil mi kesin? Şimdi sizlere ümit veriyorlar. Diyorlar ki kesin istisna çıkacak. İşte şöyle olacak. istisna çıkmalı. Evet, ben de en başından beri savunduğum 193 sayılı Kanun'un 20 B bendindeki maddeye göre biz ticari kazanç faaliyeti kapsamına alınmamalıyız en başından beri uygulama açılırken 0001 kodla değil bizi de herhangi bir kira gelir elde eden adam gibi istisna kapsam dışı bırakabilirdiniz. Yani bizimki de ticari kapsama girmiyor. Defter tutmuyoruz. Bir muhasebecimiz yok. Yani e, bu kadar şeyi atlayıp da bağ takılmak zor. E zaten Belli bir miktarın üstünde kazancı olan arkadaşlarımız e, Bağkur'a takılacağını düşünmüyorum. Giderler Bağkur'larını öderler. Paşa paşa başka şirketlerle sponsorluk anlaşması yaparlar. O sponsorluk anlaşması kapsamında e, gelir elde etmeye devam ederler. Ülkede herkes bu anlamda değil ki. Belli bir gelirin altında kalan birçok insan var. O zaman sınırlandırma getirin. Şu kadar gelirin üstündekilere Bağkur olsun bu kadar üzerindekilere olmasın şeklinde. Ya da isteğe bağlı yapın. En başından beri bunu söylüyoruz. Ama sizlerin de yapması gereken bir şey var. Ben önceki videomda da dedim ki, ondan öncesinde de dedim hatta. Görüştükten sonra SGK Bakanlığıyla, yani Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlığındaki yetkiliyle görüştükten sonra yetkili de değil bizim görüştüklerimiz müdür düzeyinde görüştükten sonra dedim ki haberleri yok. Biz bunu daha Ocak ayının sonlarına doğru söyledik. Yani iki kurum arasında anlaşmadan sadece çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bize vergi zafiyeti sağlarken vergi muafiyeti sağlarken e, diğer tarafa bilgi vermiyor ve diğer tarafta kendilerinin bu anlamda bir yükümlülüğü olmadığını düşünüyor doğru mu doğru e, nereden biliyorum e, arkadaşlar yani istisna anlamında size umut vermemekten kastım da şu e, çünkü Bugün gittim. Kapatma işlemlerinde SGK'ya da başvurmak gerekiyor. Şimdi süreci hızlıca birazdan anlatacağım. Çok da bunu uzatmayacağım videoyu. Dakikalarca bir video olmayacak. Gittim. SGK'daki arkadaş geçenlerde seminer yapıldığını. Seminerde de 318 nolu tebliğin SGK ve Bağkur istisnasına dair bir kapsama dair olmadığını bana olarak söyledi. Bugün tekrar söyledi üstüne basa basa. Şimdi biz sesimizi dile getirelim diye Twitter'dan e, Bağkur istisnası istiyoruz şeklinde bir hashtag oluşturduk. Bunun altına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı, SGK'yı, e, Maliye Bakanlığı'nı hepsini ekledik. Sizlerden de dedik ki bunu paylaşın, altına yorum yapın. Ne kadar çok yorum gelirse o kadar dikkat çeker dedik. Ya e, Bakıyorum 3-5 kişi yorum yapmış, 5-6 kişi e, retweet yapmış falan filan destek olmazsanız nasıl olacak? SGK'ya gidin, bağ kurlarınıza itiraz edin dedik. Ankara'da itirazlar toplansın. Kaçınız yaptı bunu? Herkes istisna gelsin diye bekliyor. Ama istisna gelebilmesi için de sizlerin destek olması lazım. Şu anda iki bakanlığında ben size net söyleyebilirim. İstisna diye bir şey gündeminde yok arkadaşlar. Bağ kurlarınız artmaya devam edecek. Ya bu anlamda ben size umut vermelerine kızıyorum. Yani görünen bir şey yok, görünen bir şey olsa evet çıkacak gibi bir Söylem veya şey olsa tamam diyeceğim ama sizin bir taraftan bağ kurularınız işliyor yarına bugün istina çıkmazsa ne yapacaksınız 10.000 bin, 15.000 bin, 20.000 bin bağ kur borcunun altına gideceksiniz bağ kur hiçbir şey yok emeklilikte sadece şey öyle bir şey yok eczaneye gittiğinizde karşınıza çıkacak sağlık kontrolüne gittiğinizde karşınıza çıkacak diyecekler ki sizin bu kadar bağ kur borcunuz var her yerde karşınıza çıkabilir e, devlet senin birikmiş borcunu hiç mi alma girişiminde bulunmayacak? Ya şurada en ufak bir 100-200 liralık trafik cezasını ödemiyorsun evine ihtarname gönderiliyor. 10 bin lir, 5 binlik, 6 binlik bağkur borcun için mi gönder? O yüzden e, arkadaşlar siz siz olun şey yapmayın. Yani kendinizi düşünün öncelikle. Sonuçta bu belge tekrar alınabilir. Öncelikle süreç netleşene kadar bağkurlarınızı kendiniz için netleştirin. Benim için değil. Ben baktım bugün 4258 liraya çıkmış benim bağ kur borcum. Gittim daha öncesinde ne yapmıştık? Biz bir dilekçe vermiştik. Burada işte size söyleyeceğim önemli nokta bu. Hatta iki tane önemli nokta söyleyeceğim. Bir, hiç para çekmediyseniz, istisna belgesinden yararlandınız, işte banka hesabınızı açtırdınız ama para çekmediniz vesaire işlem yapmadınız. İşten ayrılma başvurunuzu, işe giriş tarihiniz yaptırabilirsiniz. Yani size bağlı bu. Vergi memuru size bağlı bırakıyor. Hangi tarihte ayrıldın diyor. İşte o tarihte yaptırıp yani aynı gün e, mükellefiyetinizin kapanmasını sağlayabilirsiniz. Bir aylık süre vardı. Yanılmıyorsam inşallah o bir aylık sürelere geçmemiştir. bundan sonrasında e, işi, evinize memur geliyor. Memur size bir takım sorular soruluyor. E, yerinde tespit yapılıyor. Form dolduruyor. imza alıyorsunuz. Daha sonra beklemiyorsunuz. Ben bekledim bak bu zamana kadar. Hani süreç hep aklımızda otomatik işleyecek diye düşünüyoruz ya. Otomatik işlemiyor süreç. Yine hep manuel tetiklemek gerekiyor. Gittim bugün vergi dairesine. Dedim ki hani benim mükellefiyetim kapanmamış. Bugün e, mükellefiyeti kapattılar. E, terk yazısı aldım. Terk yazısını aldım. Gittim Bağkur'a dedim ki ben bu tarihte terk oldum. Yani işi bıraktık biz bir tarihte. Ondan sonra e, bir üst dilekçe doldurduk. Altına da aldığım terk yazısını ekledik. Verdik. Sonuç bekliyoruz. Buna göre bağ kapanışını yapılacak. Siz e, terk yazısını alıp bağ gitmeden ve bağ kapatma başvurusunu yapmadan arkadaşlar orada da bir dilekçe üst yazı dilekçesi veriyorlar. Orada kapatmayı seçiyorsunuz. E, işleminiz bitiyor. Bu kadar. Yani e, kapatma başvurusunu yapmadan bağ kurunuz kapanmıyor. Borç gelmeye devam ediyor. Sizin mükellefiyetiniz kapanmış olsa bile. Online'dan başvuru nasıl yapılır? Arkadaşlar online'dan başvuru e, mükellefiyet işlemlerinin altında. Şöyle hemen bakayım. Mükellefiyet işlemleri. gibi e giriyorsunuz. GİB'den mükellefiyet işlemlerini seçiyorsunuz. Mükellefiyet işlemlerinde e, işi bırakma bildirimi var. İşten ayrılma bildirimi var. Onu dolduruyorsunuz. İşte işi bıraktığınız tarihi giriyorsunuz. Oraya neden bıraktığınıza dair bir açıklama giriyorsunuz. Telefonunuza bir mesaj geliyor. Telefonunuzu doğruluyorsunuz. Tekrar devam ediyorsunuz. Bir daha kısa bir e, bırakma sebebi yazmanızı istiyor. Onu yazıyorsunuz. Telefonunuza bir mesaj daha geliyor. Onu da onaylıyorsunuz. Ondan sonra e, bir interaktif bildirme oluşturuyorsunuz bu vergi dairesine gidiyor vergi dairesinden memur geliyor memurla e, Evinizde tespit yapılıp e, bırakma süreciniz tamamlanıyor ama bunları yapmadan da daha hızlı olsun derseniz Buradaki süreçler biraz yavaş ha, e, Devam ediyor hemen vergi dairesine gidip dilekçeyle Bırakma başvurunuzu yapın Bu süreç Bırakmalar çoğaldığında SGK'dan Bağkur kapatma istekleri çoğaldığında e, Ve Tepkimiz sosyal medya aracılığıyla elimizde böylesine güçlü bir kuvvet var. Sosyal medyayı kullanarak birlik olarak anca o zaman çözülür. Şu anda çözüleceği çok zor. Bu akşamlık da bu kadardı. Yine gelişmelerin peşindeyim. Ee, sizlere kanalımıza iyi içerikler üretmeye çalışıyoruz. Sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Sizlerle birlikte bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Bu yüzden kanalımıza destek olup, ee, abone olursanız çok 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 mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum. İyi akşamlar.